Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız inanalım mı? Adalet Bakanı kurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için yakın süre içinde yargılama başlayacak dedi. İnanalım mı? Merkez Bankası Başkanı yüksek kiralardan dert yanarken Hazine ve Maliye Bakanı biliyorsunuz kiralar düşmeye başladı diyor. İnanalım mı? Sizler de yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene diyeceğim her zamanki gibi ama bu akşam öyle bir haberle başlayacağız ki ne kadar istesek de sık sık veremediğimiz gururla, mutlulukla izleyeceğiniz bir haberle. Türk voleybolu önemli bir başarıya daha imza attı. Çin'deki Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda iki Türk takımı ilk kez final maçına çıktı. Türk finalinde kazanan Eczacıbaşı oldu. Boşkoviç bitiriyor. Diana Boşkoviç final setinde 6. sayıyı alıyor. İki Türk ekibinin mücadelesinde sevinen Eczacıbaşı Dalevit oluyor. Türk voleybolu bir kez daha destan yazdı. İki Türk takımı tarihte ilk kez dünya şampiyonası finalinde karşılaştı. Eczacıbaşı Vakıfbank'ı yenerek 3. kez dünya şampiyonu oldu. Eczacıbaşı ise 4. finalinde 3. altını Türkiye'nin hanesine yazdırıyor. Amilli kadın voleybol takımımız Cumhuriyet'in 100. yılında tarihi başarılara imza atmış, ilk kez Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonu olarak iki kupayı ülkemize getirmişti. Voleybolda başarı serisi bununla kalmadı. Türk finalinde kazanan 3-2'lik skorla Eczacıbaşı Dynavit oldu. Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank 16. Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda zorlu rakipleri 1-1 aştı. Türk finaline adını yazdırdı. Çin'in ev sahipliği yaptığı karşılaşmada milli takımın başarısı için ter döken Atatürk'ün kızları Hande Baladın ve Zehra Güneş bu kez rakipti. Thompson vurdu ve set bitti. Son sette her iki takımın mücadelesi nefesleri kesti. Boşkoviç bitiriyor. Final setinde 6. sayıyı alıyor. Boşkoviç'in sayılarıyla Eczacıbaşı Dynavit maçta galip geldi. Dünyanın en büyüğü oldu. Takım oyuncuları 3. kez gelen şampiyonluk karşısında sevinç gözyaşlarını tutamadı. Güçlü rakibini mağlup etmeyi başarıyor. Eczacıbaşı daha sonra podyuma çıkarak şampiyonluk kupasını aldı. Zaferi kutladı. Dünya kulüpler şampiyonu Eczacıbaşı Dynavit. Bir başka başarı Amilli Kadın Golbol takımından geldi. Takımımız Görme Engelliler Federasyonu'nun Karadağ'da düzenlediği Avrupa Golbol Şampiyonası finalinde İsrail'le karşılaştı. Rakibini 8-4 yenen milli sporcularımız 3. kez Avrupa şampiyonu oldu. Cumhuriyetimizin 100. yılında bizlere bu büyük gururu yaşatan kadın sporcularımızı yürekten kutluyoruz. Devam edelim.